Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safhalar getirdiniz. Birçoğunuz haberlerde de görmüşsünüzdür. Ayser'de dün Arda adına bayağı depremler yaşandığı için maalesef evimizi, yuvamızı bırakıp e, yine olabildiğince tek katlı evlere gitmeye çalıştığımız için buradan çekiyorum videoyu. İnşallah beğendirebilirim sizlere. Fenerbahçe Opet Aksa Sigorta Kupay Voley Çeyrek finalinde Eczacıbaşı Dinaviti 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmiş. Fenerbahçe Opet'in Rus yıldızı Arina Fedorovsteva Fedorovsteva 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmuş. Hatırlarsanız Rusya-Ukrayna geriliminde de e, bu kızı bayağı ortaya atmışlardı ama gayet de çalışkan, başarılı bir sporcu kendisi. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Tyler Dorsey Depresmanda oynanacak Makabi maçının kadrosunda yer almış durumda. Fenerbahçemize canı gönülden başarılar diliyoruz. Son dönemde maşallah çok iyi gitmeye başladılar. inşallah bunun devamı gelir. Abdullah Avcı Trabzonspor'dan ayrıldığını resmen açıklamış. Trabzonspor'da ilginç bir yaprak dökümü var. Yani 40 sene sonra şampiyon olan takımdan önce başkan gidiyor sonra teknik direktör gidiyor birileri de bir şeyi sorguluyordur inşallah. Mesela Aykut Kocaman'a 2010-2011'de şike yaptı denildi. Fakat ertesi sene Aykut Kocaman kadrosundan önemli yıldızlar eksilmesine rağmen yine de şampiyonluğu 0,5 puanla kaybetti ki üstüne çok gelindi. Baskı yapıldı, medya baskısı, hakemler rakipleri kolladı vesaire vesaire. Demek ki Aykut Kocaman'ın şampiyonluğunun çatır çatır, kütür kütür helali hoş olduğu oradan bile ortaya çıkıyormuş. Aklıma nereden gelirse bunu da ekleyeyim dedim. Envana Samatta genk formasıyla son 2 maçta 3 gole imza atmış. Son maçta da maçın adamı olmuş. Şimdi Samatta konusunda arkadaşlar bakın her duyumcu kendi duyumlarından mesuldür. Ben kendi duyumumdan mesulüm. Başkaları da kendi duyumundan mesuldür. Samatta konusunda bana gelen duyumlar şu şekilde. Genk Şampiyonlar Ligi'ne gidecek potada ligi tamamlarsa 3,5 milyon euroya zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyor şeklinde. Bakın zorunlu opsiyon. İsteğe bağlı değil. Sosyal medyada gördüm birisi diyor ki zorunlu opsiyonu yok. Öbürü diyor ki 4,5 milyon euro opsiyonu var. Benim duyumlarım bu şekilde arkadaşlar. Çıkar çıkmaz bir şey diyemem. Ve şunu da söyleyeyim birçok arkadaşım bu kanalı duyum için değil yorumlar için takip ediyor. ve birçok kişiden de şu tepkiyi alıyorum diyorlar ki hocam. Yani sen zayıf da olsa duyumunu ver geç. Hiç uğraşma diyorlar. Katılıyorum. Portekiz liginde Braga sahasında Rio Ave'yi 2-0 mağlup ederken ilk gol Fenerbahçe'den kiralık giden Buruma'dan geldi. Buruma. Yani şimdi bakın arkadaşlar. İnşallah Allah yolunu baktığını açık etsin Buruma'nın. çok iyi bir futbolcu. Yani dünyanın en iyi futbolcularından birisi. Dünyada bu kadar iyi kanat futbolcusu zannetmiyorum ben. Bir de 3.6 milyon euro yazıyor transfer market değerinde. Ama 4.5'a falan bırakırız. Portekiz liginde 5 maça çıkmış. 3 golü var. İnanılmaz bir yetenek. Zamanında baya baya transfer e, gelirleri elde ettirmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu sezon 524 dakika oynayıp 3 gol bir asisten oynuyor ki bu gollerin 3'ü Portekiz liginde 195 dakikada yani her baba yiğidin harcı değil. İnşallah bakın tepkiler dinmeye başladı. Ve Serdar Saatçı da Braga'da ilk maçın dik maçına çıkmış. 90 dakika sahada kalmış. Serdar'ı da ayrı bir şekilde izleyin. Belli mi olur? Yazın belki Serdar Saatçı'yı bir futbolcumuza karşı takasta alırız. Yani bu işler belli olmaz. Olur mu? Olur. Şimdi sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi sözleşme şartı. Bu kısımda Valencia'yı konuşacağım. İki farklı Valencia'yı konuşacağım. Şimdi Fenerbahçe'mizin golcüsü Enner Valencia'nın üstün bir performansı var. Ve bu performans sonrası 1 artı 1 yıllık önerimiz vardı. Transfer öneri, şey, e, sözleşme önerimiz. Bunu değiştiren Fenerbahçe. Şimdi 2,5 milyon euroluk maaş talebini azaltmaya çalışıyor diyor. Yani iki artı bir opsiyon. iki 2 artı +1, e, şey, 1 sözleşme süresi. Yıllıkta 2,5 milyon euro isteyen futbolcunun kini düşürmeye çalışıyor. Doğru. E sezon sonunda sözleşme bitecek. Kontratını yenilemek için görüşmelerde bulunuyor. Her geçen gün yönetimin gardını düşürüyor. E, ve 100. maçına Kayseri deplasmanda çıkan Valencia bu sezon ligde 23 gol atıp tüm kulvarlarda 30 gole katkı vermiş durumda. 26 gol 4 asist. Yani düşünün ya böyle bir futbolcu. Ama yaşı 33 olsun. Biz, biz bir Edison Cavani mesela Luis Suarez'i 35 yaşında da isteriz. Çünkü futbolcunun 33 yaşı 35 yaşı yoktur. Futbolcu futbolcudur. Ve geleceği merak konusu. Şimdi 2 yıl toplamda 5 milyon euro net parada sıralıcı oldu. Fenerbahçe'de 1.7 milyon eurodan 2 yıllık teklif sunuyor. Ee, bonuslarla birlikte 2.6 kazanıyor demiş. Brezilya basında birçok kulübe yazdı. İnternasyonele yazdı. Şimdi mesela bana diyorlar ya bazı arkadaşlar işte sen duyum veriyorsun çıkmıyor diye. Mesela sosyal medyanın gazına gelip de internasyonelle sözleşme imzaladı diye paylaşan arkadaşların hiçbirine bu hesabı sormuyorsunuz. Hani sözleşme imzaladıydı? Nerede? Şimdi arkadaşlar Valencia konusunda şunu söyleyeyim. Çok güzel bir mukavelesi var. Aynı mukaveleyi 2 artı 1 yapsak bizden karlısı olmaz. Aynı mukaveleyi. Çünkü Maç başı dahil ne bileyim, e, oynama bonusu var, şampiyonluk bonusu o var, bu var, şu var ve futbolcu oynamaya teşvik eden bir sisteme var. Şimdi bu arada 32 maç dedik ama 23'ünde ilk 11 başlıyor. 26 gol, 4 asist. E, şimdi 32 maç ne yapar? Yaklaşık 2700, 2800 2880 falan yapar değil mi? Yani 2700 üstünde diyelim ya. 2700 dakika üstünde diyelim. Valencia'nın dakika bazına da baktığınız zaman o da çok komedi. 2011 dakika arkadaşlar. Yani 700 dakikalık, 800 tür dakikalık. Ya 9-10 maçlık da bir performans ortada yok. Yaklaşık 23 maç gibi düşünün. 26 gol, 4 asist. Hocam Valencia'yla sözleşme uzatsan ne, uzatmasan ne? Ben söyleyeyim. Yazarlardan Valencia yorumları. Şimdi Sabah Gazetesi'ninkiler e, yorumlamış. Gürcan bir diyor ki Valencia kulüpte çok seviliyor. Hem takım içi uyumlu hem de saha içinde her şeyini ortaya koyuyor. Kesinlikle görüşmeler yapılmış. Ön teklifler verilmiştir. Verildi. Daha önemlisi sezon sonundaki tabloya bağlı da bir öngörü olabilir. Doğru. Yani şampiyon olursak rakam da bu olur gibi. Levent Üzemen mutlaka uzatılmalı diyor. Fenerbahçe'nin mükemmel bir golcüsü var. Bazı golcüler yaşlandıkça hantallaşır, ağırlaşır, reflekslerini kaybeder. Valencia hantal bir golcü değil. Atletik yapısıyla çok koşuyor, doğru pozisyon alıyor. Rakibin hatalarını kokluyor. Kafayla ve ayakla mükemmel gol vuruşu yapıyor. Fenerbahçe Valencia ile sözleşmesini mutlaka uzatmalı demiş. Ya yani düşünün bizimkiler de Cardi Yıldız zamanın peşinde. Ali Gültken ee, Temmüt düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Yani bu performanstaki hiçbir oyuncuyu kulüpe kaçırmak istemez. Ya bir sessizlik var gibi gözüküyor yönetimde ama temasların olduğunu düşünüyorum demiş. Aynen. Her şeyi kamuoyunun önünde paylaşmakta doğru değil. Böyle oyuncularla işi sessizce halletmek en doğru yol demiş. Ömer Üründül. Fenerbahçe'de sezon başından beri iki çok önemli isim ortaya çıkıyor. Biri Valencia, diğeri Ferdi. Valencia dışında diğer santraforlardan Batshuayi, King... Ya Pedro ve Serdar Dursun'dan beklenen verim alınamıyor demiş. Çüş. Ya yani çüş diyorum çüş. Bakın şimdi. Hepinizde internet var. Bu videoyu izlediğinize göre. Bat şu ayı yazın arkadaşlar. Yani Bat hu ayı yazın. Gelin zaten ilk transfer marka çıkar. Bana hani öyle çıkıyor. Aşağılara inin. 1307 dakika oynamış. 15 gol, 1 asist. Merakımı mazur görün ama istenen performansınız ne arkadaşlar sizin? Yani tam olarak ne istiyorsunuz? 1307 böl 90'a 14,5 maç. 14 maç diye ya da 15 maç diyelim. 15 maçta 15 gol, 1 asist yapmış. Ama tam olarak istenen performans da değilmiş. Sorması ayıp. 750 gol falan da bekliyorsunuz. Merakımdan soruyorum. Hadi Kingi Pedro'yu serdar anladım. Ama neyse. Elde tutulmasa büyük sıkıntı olur diyor. İskender Güvende demiş ki, bazı oyuncular var ki takımla uyumu üst düzeydir. Valencia Fenerbahçe transfer olduğu günden beri en olumsuz koşullarda bile her zaman takıma katkı yapan bir isim. Atletik özelliği, savunma arkasına yaptığı koşular, son yeteneğini iyi hani yokluğunda sorunlar çıkaran bir isim olarak görüldü. Ön de Valencia gibi sorun çözen bir oyuncu varsa herhalde böyle bir ismi kaybetmek de doğru bir yaklaşım olmaz diyor. Ben de sizler gibi haberini bekliyorum. İnşallah müjdeli haberi de kısa zaman içerisinde veririm. Ama Fenerbahçe'de görüşmeler sürüyor. Valencia görüşmesi sürüyor. Crespo sürüyor. Altay sürüyor. Yani sürüyor da sürüyor. Jorge Jesus playoff gelsin. Dünün sosyal medyada en çok konuşulan şeyi bu. Şimdi Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Portekiz basınından Abolaya Süper Lig'le ilgili flash açıklamalar yapmış. Yani Hatayspor'un Spor'un Gaziantep Futbol Kulübü'nün çekilmesiyle rakiplerine 3 puan 3 gol yazılmasına yönelik kararın yanlış olduğunu açıklamış. Ve bir öneri sunmuş. Demiş ki puan tablosu bozuldu demiş. Yani futbol yaşanan trajediden daha önemli değil ama skor tablosu da bozuldu demiş. Alternatif ne olabilir? Puanlar sahada kazanıldığı için bundan sonra Gaziantep hatayla karşılaşacak rakiplere puan verilmemeli. Bu maçlar yok sayılmalı demiş. Yalnız şöyle de bir durum var. İkinci yarı başladığı için otomatikman bir takımın bir maçı daha fazla olmayacak mı? O yüzden puan 3 puan sayılması bence daha mantıklı. Ayrıca demiş ki daha sonra Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir playoff oynamalı. Şu seçeneğin uygulanabilirliği ile ilgili herhangi bir fikrim yok demiş hani bu seçenek uygulanabilir mi? Bir fikrim yok demiş. Hani sadece öneri benimki demiş. Ve Fenerbahçe Kayseri Spor Deplasmanı'nda 2-0 yendi. Puan 51 yaparken Galatasaray hükmün galibiyetle 57'ye ulaştı. Ben şunu söyleyeyim. Benim bildiğim Jesus böyle bir cümle kurmaz. Bu bir. İkincisi ya arkadaşlar Allah aşkına bakın hepimiz insanız. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu keriz söğüşlemedir. Yani Fenerbahçe bu geriden geliyor. E ee, puanlar şey yapılsın. Düşürülsün. Mesela Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ı yendi inşallah. Puan farkı da kalmadı diyelim. Yani sıfıra sıfır diyelim. Puan farkı falan yok. Lig bitti. Fenerbahçe bir puan önde. Ama playoff dediler son anda. hangisini kabul edersiniz? Ben etmem. Mal mıyım ha Arkadaş şampiyon olmuşum zaten. Geride kalmayın da kabul edeceğim. Galatasaray'la kabul eder mi? Hocam onlar kabul etmez ligi de oynatmazlar. Yok o kadar uzun boylu değil ama niye kabul etsin ya? Ya arkadaşlar bir şeyi konuşurken bak ben her zaman aynı şeyi yaparım. Penaltı mı? Lan bunu Galatasaray kazansa ne derim derim. Ya da bunu Trabzonspor kazansa ne derim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe 6 puan önde olsa Galatasaray Kadıköy'e gelecek olsa işte avantaj bizde olsa playoff deseler adama küfür ederiz ya. Manyak mısınız deriz. Söveriz adama ya. Oyun oynarken kural değişmez deriz. Başka bir şey deriz. Ya etmeyin eylemeyin. Kimse yani şu takal kurnazlığından çıkın. Ben playoff falan olmayacağının garantisini veriyorum size. Bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için büyük bir oyuna ihtiyacı var. Nasıl büyük bir oyun? Ligde adaletin sağlanması oyunu. Ben eminim ki ligde adalet sağlanırsa maçların sonucu Fenerbahçe lehine de e, iyi neticeler getirecektir. Bir offside'ımsı bir penaltı bir başka bir şey jimsi falan filan olmazsa Fenerbahçe'nin önünün açık olabileceği fikrindeyim. Ve şunu söylüyorum. Bakın. Şimdi süperlik yazıp e, maçlara bakıyoruz. Tamam mı? Şu anda oynanan maçlardan konuşuyorum yanlış anlaşılmadım. 23'er maç oynamış Galatasaray'da Fenerbahçe'de. Toplam kaç takım var? 17 takım var. Mecburen 32 maç oynanacak. Değil mi? Yok hocam 19 takım var. 36 maç oynanacak. Tamam. 36 maç oynanacak. Özür dilerim. Bu daha doğru. 2 maça çıkacaksın. 2 maçtan bay ekleyeceksin. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray şöyle söyleyeyim. Galatasaray 24 maç oynayıp 60 puanda Fenerbahçe 25 maç oynayıp 57 puanda. Değil mi? Doğrusu bu. Yani iki maçı kaldı Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın bir maçı kaldı hükmen galibi için. Fenerbahçe 25-26 sıra 24. maçlarda gibi düşünün. Ben size diyorum ki 28. maçlar oynanıp bittiği zaman bana deyin ki hocam şampiyonluk ihtimalleri nedir? Asıl o zaman konuşalım. Şu an ben şunu söyleyeyim. Her takımın şansı eşit ama ligin boyunun puan tablosundaki boyun kısalması lazım. Bakalım bunu nasıl becerecekler? Ve alt gerçekten kaynıyor. Yani Kasımpaşa, Antalya eee Son sıradakiyle 7 puan fark var. Sondan bir öncekiyle 4'er puan var. Yani 11. Gaziantep ligden çekildi. Çekilmese 16. Ankara gücü 22. Gaziantep 25. Düşünün yani. Çok ilginç bir puan tablosu olacaktı. Playoff olmaz ama Fenerbahçe'nin şampiyon olması için tek ama tek şey lazım. Adalet. Adalet olursa zaten yer yerinden oynar. Fenerbahçe bu şampiyonluğu nasıl elde etti falan filan diye ortalığı karıştırırlar. Ama hiçbiri de demez ki ulan zaten ha işin hakkı buydu demezler. İnşallah adalet sağlanır. Biz de Fenerbahçe şampiyonluğunu izleriz. Ama ben şu an şunu söylüyorum. Ben bu şampiyonluk cümlelerini kurdum diye bana da çıkıp da hayalperest muamelesi yapmayın. Ben sadece fikrimi beyan ediyorum. 28. maçta bitmeden de şampiyon şudur demek yanlış olur. Arkadaşlar özel günlerden geçiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Desteklerinize her türlü desteğinize duanıza ihtiyacımız var. Yani dua edin. Hocam dua dışında yapabileceğim bir şey var mı? Abone değilseniz abone olun. Yüzümüzü güldürün arkadaşlar. Yani yüzümüzü güldürün arkadaşlar. Tek istediğimiz bu. Beğeni yaparsanız abone olursunuz. Ne bileyim bu bizi sembolik olarak mutlu eder. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.